İsmim Ali Hamza, Aleviyim. İmam Ali'yi çok seviyorum. Bu Alevilikle ilgili, daha doğrusu Alevilerle ilgili bu yanlış düşünceler, fikirler nasıl, ne şekilde ortaya çıktı, nasıl ortaya atıldı? Siz bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Hazreti Ali en baştan haklıydı. Bazı Sünniler garip bir kafayla, yanlış bir düşünceyle Alevi kardeşlerimize karşı öfke dolu oldular. Çünkü adam zaten sevgiyi bilmiyor. Önüne geleni asıp kesme kafasında, nefretle değerlendiriyor. Ama bu bir kısım Sünniler için söylüyorum. Bir Alevi'nin nezaketi, sevgi anlayışı, kalite anlayışı, modernlik anlayışı o tipleri için çok uç, asla kabul etmez. Ama şu an köşeye sıkıştılar tabii modern çağda. Münasebetsizlik yapamıyorlar. Ancak genç kızlara işte dekolte hanımlara falan çok özür dilerim ama hırlıyorlar falan, bir şeyler söylemeye çalışıyorlar. Ama tam mağlup vaziyetteler. Alevilere hakaret eden, saldıran bu adamlar sanki sadece Aleviler mi? Vahabilere de saldırdılar. Hristiyanlara da saldırdılar, Musevilere de saldırdılar. Yani ve hatta kendi tarikatına, cemaatine olmayan kişilere de saldırdılar onlar. Sünni oluyor mesela Şafii mezhebinde adam ona bile öfkeli. Hanbeliye bile öfkeli. Yani onları bile insan yerine koymak istemiyor. Bu bir vahşilik ve bunlar genelde Allah'a inanmayan, Allah'tan korkmayan, kalbinde Allah sevgisi olmayan insanlar. İnsan diyorum, yani mahlukat mı diyeyim, insan mı diyeyim bilmiyorum. Onun için bunların değeri yok, gücü de yok şu an. Bunların gücü süratle kayboluyor. Artık Alevi kardeşlerimiz göğsünü gere gere rahatça gezebilirler. Mehdiyet çağındayız. Mehdiyet daima Alevileri kollayacaktır. Şiileri kollayacaktır. Sünni, samimi Müslümanları kollayacaktır. Mehdiyetin olduğu bir devirde Alevilik artık sultanlıktır. Şiilik sultanlıktır. Sünnilik sultanlıktır. Hiçbir şey olmaz bundan sonra. Gönüller rahat olsun.